Bilgin Olsun kanalından herkese merhaba. Bu videonun konusu Nikola Tesla. Hakkında çok sayıda makale ve video hazırlanmış olsa da Bilgin Olsun kanalı olarak biz de bir video hazırlayalım istedik. 10 Temmuz 1856 yılında doğan Nikola Tesla, tüm başarılarına rağmen parasız bir şekilde 7 Ocak 1943 yılında bir otel odasında öldü. Nikola Tesla, elektrik alanında yaptığı icatlarla bugünü bile etkileyen dünyanın en önemli bilim insanlarından biridir. Hak ettiği övgüleri ise bir asır sonra kazanabildi. Dünyayı aydınlatan dahi günümüzde Tesla adı verilen elektrik birimi ve yine kendi adı verilen sokaklar, caddeler, hatta ödüller alan birisi olsa da yaşarken çok da başarılı değildi. Tesla bugün Hırvatistan'a, o zamansa Avustralya Macaristan İmparatorluğu'na bağlı olan Smiljan şehrinde dünyaya geldi. Babası bir rahipti. Annesi ise eğitim almamış olmasına rağmen makineleri tamir edebilmesi ve muazzam hafızasıyla bilinirdi. Tesla, mucitlik kariyerine erken başlayanlardan. 26 yaşında Budapeşte Merkez Telgraf Ofisi'nde bir çalışanken hala çoğu elektronik aletlerde kullanılan manyetik alan teorisini ortaya attı. Bu teorisini ilerleterek sürekli alternatif akımı icat etti ve bu sayede 1884'te Edison'un mühendislik şirketi Edison Makine Fabrikası'nda çalışmaya başladı. Tesla ne kadar iyi bir bilim insanı olsa da bir o kadar da kötü bir iş adamıydı. Fikirlerini nasıl pazarlayacağını bilmiyordu. Tesla'nın aksine Edison her iki yönde de başarılıydı. Ne yazık ki bu iki bilim insanının birlikte çalışması mümkün olmadı ve Tesla bir yılın ardından fabrikadan ayrıldı. Ayrıldıktan sonra kurduğu Tesla Elektronik ve İmalat isimli laboratuvarda yaratıcılığının sınırlarında özgürce çalışma imkanı buldu. Burada ark lambaları, elektrik rezonansı ve X-ray gibi fikirlerini hayata geçirme imkanı buldu. Önce Colorado'ya, daha sonra yeniden New York'a taşındı. Bu yerlerden yeni bilimsel keşiflerle döndü. Niagara Şelalesi'nde küçük çapta ilk hidroelektrik santralini yaptı. Alternatif akımın sürekliliğini mükemmelleştirdi. Tesla sonunda takıntılı, egzantrik ve genellikle duygusal bir yapıya büründü. Basına sürekli yeni fütüristik fikirlerinden bahsediyordu. Tesla 1943 yılında New York'ta bir otel odasında parasız ve yapayalnız bir şekilde öldü. Nikola Tesla'nın ölümünden sonra Long Island'daki eski laboratuvarı bilim müzesine dönüştürüldü. Tesla'nın birçok icadı henüz gün yüzüne çıkartılmadığı için icatlarının sayısı tam olarak bilindi. Aldığı patent sayısı 300 kadar. Kariyeri boyunca patentini almadığı birçok fikri var. Tesla'nın en büyük ve en önemli icadı olan alternatif akım, eski patronu Edison'un düz akımına karşılık olarak icat etmişti. Düz akım tek yönde ve doğrusal olarak ilerlerken alternatif akım farklı yönlerde ve çok daha büyük voltajlarda ilerleyebiliyordu. Alternatif akım ve düz akım Atlantik sahilinde çaprazlandığında düz akım alternatif akıma oranla çok daha zayıf kaldı. Edison şöhreti ve gücü sayesinde bir süre daha liderliğini elinde tutsa da alternatif akım sonunda hak ettiği yeri elde etti. Tesla'nın çoğu icadı da alternatif akım mantığıyla çalışır. Tesla bobine aşırı yüksek voltajda şarj edilerek muazzam büyüklükte elektriksel alanlar oluşturuyor ve bu alanların kuvvetince elektriksel arklar oluşturabiliyordu. Ayrıca kablosuz radyo ve bazı tıbbi cihazlar bu alet sayesinde icat edildi.
Tesla radyo dalgaları ile ilgilenmeye başladığında yıl 1892 idi. 1898'de New York'ta Madison Caddesi'nde radyo dalgalarıyla çalışan ilk botu icat etti. Radyo dalgalarını baz alarak ürettiği birçok cihaz oldu. Ardından İtalyan mucit Guglielmo Marconi, finansal olarak dengesiz olan Tesla'nın önüne geçerek ilk transatlantik radyo dalgası iletimini yaptı. Tesla ve Marconi arasındaki yarış 1943'te Amerikan Mahkemesi'nin Marconi'nin bazı patentlerini geri alması ve Tesla'nın radyonun mucit ünvanına kavuşmasıyla sona erdi. Bu tür videoların devamı için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.